Baba televizyonumuzu aldı. Ben çizgi film seyredeceğim. Niye aldı televizyonumuzu? Abla, o adam televizyonumuzu nereye götürdü? Abi helalleşelim seninle, gel. Buyur. Bu az değil mi? Keyfin bilir. İstersen televizyon indireyim. Biz de ekmek yiyeceğiz. Tamam tamam. Hayrını gör. Daha sıcak bir eşyanın olursa bana telefon et. Ben gelirim. Hı hı. Bu parayı da başkası vermez. Kalbine bir şey gelmesin. Tamam mı? Osman. Nereye gitti bu? İçeride. Al. Bununla bebeğe süt alırsın. Ağlama tatlım. Şimdi sana süt getireceğim, tamam mı? Hiç ağlama. Televizyonumuzu sattın. İleride yeni alırız oğlum. Osman. Oğlum Osman. Baksana bana. Yüzüme bak bakayım. Ne olur yapmayın bunu bana. Yakında iş bulacağım. Para kazanacağım. O zaman daha büyüğünü alacağım. Annem ölmeseydi. Keşke ölmeseydi. O satmazdı. Hiç satmazdı. Sen her şeyi satıyorsun. Buzdolabımızı sattın. Fırınımızı sattın. Hep satıyorsun. Babacığım, annemi çok özledim. Çok özledim. Anneciğim. Canım anne. Bir tane canım.
Anneciğim. Canım anne. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Baba. Baba. Baba nereye gidiyorsun baba? Senin yüzünden, senin yüzünden, hep senin yüzünden, senin, 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 hep senin yüzünden. Hoş geldin. Hayrola, ne zamandır uğramazdın. Patronla konuşmak istiyorsan başka gün gel dedim. Durumlar kesat. Bildiğin gibi değil İsmail. Geçen gün 5 kişi işten çıkardı. Her gün işçi çıkarıyor. İsmail! İsmail! Yapabilecek bir şeyimiz yok. Başka çaresi kalmadı. İflası bildirmemiz lazım. Belki başka bir banka? Yıkıldım ben Nurettin, yıkıldım. Artık iflah olmam. Baksana şunlara. Bu borçlar altından nasıl kalkarım? Nasıl? Beni yalnız bırak lütfen. Duymadınız mı? Yalnız bırakın beni. Hadi gel İsmail. Bir şey söyleyeceksen sonra söylersin. Ne dedim size? Yalnız bırakın beni. Ne var İsmail? Şimdi iyi değilim. Bir şey anlatacaksan sonra. Sana dedim. Duymadın mı? Hadi çık dışarı. Ne bakıyorsun? Çıksana. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Karım senin yüzünden öldü. Sen benim yuvamı dağıttın. Perişan ettin beni. Senin yüzünden çocuklarım öksüz kaldı. Beni işten attın. Tazminatımı bile vermedin. Karımın derdine merhem olamadım. Onu tedavi ettiremedim. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Sen çıkarmasaydın işten ya da tazminatımı verseydin ölmeyecekti çocuklarımın anası. Ölmeyecekti. Sıra sende. Seni öldüreceğim. Sen beni çocuklarıma karşı rezil ettin. Sen. Sen. Vur öldür beni. Zaten bitmişim. Tükendim. Öldür. Öldür de kurtar beni. İflas ettim be. Banka kredileri belimi büktü. Fabrika artık benim değil. Bankın.
teminat gösterecek malım mülküm kalmadı. Bittim ben. Ben bittim. Alacaklılar tehdit ediyor durmadan. Tefeciler peşimde. Tamam. Sana ettim. Ettim ama kendim de buldum. Felekten yemişim zaten silleyi. Bir de sen vur. Vur. Vursana. Vur. Vursana. Allah'ımdan bul. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç ekmek istiyorsun? Ben bayat ekmek almak istiyorum. Al orada. Kaç para? Ver işte, ver birkaç kuruş. Abla ben acıktım. Şşt. Uyusun sonra sana bir şeyler hazırlarım. Aç kapıyı, babam geldi. Açsana Osman. Açmayacağım işte. Ben ona küsüm. Aman Osman sen de. Babamın durumunu bilmiyorsun sanki. Thank you.
Baban nerede? Dışarıda. Daha gelmedi. Söyle o babana. Çıkın bu evden. Anladınız mı? Çıkın. Ama... Ne bu ya? Kaç aydır kira vermiyorsunuz? Benim de sıkıntılarım var. Ayıp denen bir şey var canım. Çıkın bu evden. Başkasına kirayı vereceğim. Anlaşıldı mı? Artık canıma tak etti. Sizi istemiyorum. Çıkın. Çıkın. Bak, size bir hafta süre. Ya çıkarsınız ya da zorla atarım sizi dışarıya. Anlaşıldı mı? Evden çıkacak mıyız abla? Nereye gideceğiz? Hoş geldin baba. Sana ne aldım? Al hadi. Çok seversin bunu. Buraya bırakıyorum. Bu süt de bebeğin. Bu da senin kızım. Benim canım istemiyor. Biliyorum. Size bakamıyorum. İki aydır iş arıyorum. Ama yok. Devamlı arıyorum. Bir arkadaşla görüştüm. Bir yer varmış. İşçi alıyorlarmış. Müracaatımı yaptım. Yakında bu günler bitecek. Fatma, kızım. Ev sahibi Pakize teyze geldi baba. Evden çıkın diyor. Hadi yemek yapalım. Bir avuç tarhana vardı. Onunla çorba yaptım. Osman'ım, hadi. Hadi ama.
altın senin. Annen sağlığını da senin için saklamıştı. Büyüyünce veririm demişti. Bu kızımın demişti. Zor duruma düştüğümüzde bozdurmamızı söylemişti. Altın senin olduğu için bozdurmak da sana bağlı. Ama bozdurmak zorunda değilsin. Bundan daha kötü durumda olamayız baba. Al baba. Televizyonumuzu geri al. İsmail Gezgin, siz misiniz? Evet, benim. Evet memur bey, katil bu adam. Ne katili ya? Kim katil? Sizi iş adamı Refik Gezgin'i öldürmek suçundan gözaltına alıyorum. Baba! Memur bey, müsaade eder misiniz? Hı. Kızım, bir yanlışlık olmalı. Ben kimseyi öldürmedim. Göreceksin bak. Birazdan gelirim. Sen kardeşlerine bak. Çıksınlar istemiyorum. Ben evimde katilin çocuklarını istemiyorum. Hatice, katilin çocuklarını istemiyorum dedim. Çıkın evimden. Onları istemiyorum dedim. Bir katile evimi veremem ben. Çıksınlar dedim Hatice. Beni duyuyor musun Hatice? Üzülme kızım. Bakma sen onların lafına. Babam katil değil. Değil. Biliyorum yavrum. Biliyorum. Babamı niye götürdüler abla? Abla, ağlama. Ağlama, ağlama abla. Ağlama.
İş adamı Refik Gülcü'yü öldürme zanlıyla gözaltına alınan İsmail Gezgin, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tanıkların ifadelerine göre İsmail Gezgin, kendisine 6 ay evvel işten çıkaran patronu Refik Gülcü'ye kızmış ve kasten öldürmüştür. İsmail iyi insandır aslında. Ona çok güvenirdim. O gün iş yerine geldiğinde çok farklıydı. Tabii o zaman şüphelenmedim. Dedim ya. İçeri girdiğimde Refik Bey yerde kanlar içinde yatıyordu. O zaman anladım onu kimin öldürdüğünü. İsmail Gezgin. Çünkü ben oradan ayrıldığımda yanına en son o girmişti. İsmail Gezgin'in karısının hasta olduğu ve işten çıkarılınca tedavi masraflarını karşılayamadığı için hayatını kaybettiğini öğrenince bu ölümde en büyük payın patronu Refik Bülcü'de olduğunu ve tazminatını vermediği için karısının ölümüne sebep olduğunu söyledi. Nereye? Gidelim artık biz. Bu gece burada kalın. Yok, evimize gidelim. Kızım, güzel kızım. Sağ ol Hatice teyze. Bize bir senin aldın. Sağ ol. Babam kimseyi öldürmez. Karıncayı bile ezemez. İftira atıyorlar. Biliyorum kızım. Biz ne yapacağız teyze? Kardeşleri ne yapacak? Merak etme kızım. Bir yolunu buluruz. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda tanıdıklarım var. Onlarla görüşeyim. Fatma, kızım. Nereye? Fatma? Fatma, kızım, dur. Of, kimi kimseleri yok. Ne olacak bu çocukların hali? El kadar bebek de var. En iyisi öyle, yuvaya vermek. En iyisi bu. Abla, babama gidelim. Benim yüzümden oldu değil mi? Babam televizyon almak için öldürdü. Sus bakayım, sus. Babam kimseyi öldürmedi. Babamız katil değil. Babama gidelim abla. Babama gidelim. Yavrularım. Oğlum. Babacığım. Kızım. Baba. Beni affedin. Size sahip olamadım. Vallahi ben suçsuzum. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedim. Bana inanıyorsunuz değil mi? Fatma'm. Bebeğim. Osman'ım. Babacığım, özür dilerim. Artık televizyon istemiyorum. Ne olur sen gel evimize. Sen olmayınca ben çok korkuyorum. Gel baba. İsmail, gel. Kardeşim, sakin ol. Tamam mı? Çocuklar böyle ortada kalamaz. Yuvaya haber verdim, gelip alacaklar. Haberin olsun. Başka çaremiz yok. Ben suçsuzum. Ben katil değilim.
Buna sen inanıyorsun. Biz inanıyoruz. Ama mahkeme kararını verdi. Başka çaremiz yok. Çocuklar sürünmesin. Haklısın Hatice abla. Haklısın. Duydun kızım. Sen büyüksün. Ablasısın. Kocaman kız oldun. Onların annesi, babası sensin. Hepsi sana emanet. Kararı sen ver. Ben sana güveniyorum. Onları sana emanet ediyorum. Katilin çocukları değil mi? Onlar onlar. Ay ne işleri var hala bizim mahallemizde? Katilin çocukları. Hatice de sahiplendi. Ya. Yaptığınız çok ayıp. Doğru. Hiç yakışmıyor size. Katilin çocukları. Siz kendi işinize baksanıza. Ne istersiniz yumruk kadar çocuklardan? Ayıp ayıp. Yürüyün çocuklar, bakmayın siz onlara. Aa, kapı açık. Biz kapıyı kapatmıştık. Banyosu, tuvaleti iyidir. Bakın salonu nasıl geniş. Aa, bakın, güzel değil mi? Pakize, sen ne yapıyorsun? Evimi kiraya veriyorum. Ama daha çocuklar var içinde. Bana ne? Onlara çıkın dedim, çıkmadılar. Babaları hapiste diye çıt çıkarmadım. Ama bu kadar da olmaz. Burası çocuk yuvası değil. Bari birkaç gün müsaade et. Çocukları yuvaya vereceğim. O zamana kadar kalsınlar. Sana ne oluyor? Onlar katilin çocukları. Gitsinler nereye gideceklerse. Size 3 gün daha mühlet. 3 gün sonra burayı boşaltıyorsunuz, tamam mı? Gelin dışarı çıkalım. Hem fiyat üzerinde konuşuruz. Buyurun. Yuvaya ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz kızım? Ne zaman arayayım onları? Tamam. Ben söyleyeyim de gelsinler. Hayır. Babam suçsuz. Yakında hapisten çıkacak. O gelecek. Babam suçsuz. Osman, kahvaltı hazır, gel kardeşim. Osman, sana dedim. Osman, neredesin? Benim babam katil değil. Osman? O kimseyi öldürmedi. Osman, kardeşim. Katilin oğlu. Katilin çocukları. Gelin defolun bu mahallede. Bana katil çocuğu diyorlar abla. Babama katil diyorlar. Babam katil değil, öyle değil mi? Değil tabii. Onlar bilmiyorlar ki. Gel hadi. Fatma kız. Fatma. Fatma. Yuvaya gidecek misiniz öyle mi? Ah, başınıza gelecekleri bilmiyorsunuz tabii.
Orada sizi birbirinizden ayıracaklar. Sonra da onca ipsiz sapsız çocuk arasında. Vah vah vah. Acıyorum size. Filmlerde seyretmedin mi? Çocuklar yuvaya girince dayak yiyorlarmış. Sen neyse de o minnacık kardeşlerin. Sana ne oluyor Ayten? Nereden biliyorsun? Hiç yuvaya gittin mi? Gördün mü? Bilmeden niye konuşuyorsun öyle? Canım filmlerde öyle gösteriyorlar. Hep sizin gibi bilip bilmeden konuşanlar yüzünden yuvaları kötülüyorlar. Çocuğun aklını çelme bari. Ne oldu abla? Bizi kimse ayıramaz. Babam sizi bana emanet etti. Ağlama Ömer'im, ağlama. Sen de üzülme artık. Aman kızım, bakma o kadının lafına. Saçmalıyor işte, aldırmayın. Canım, canım benim, güzelim. Göreceksiniz bak. Oradan çok memnun kalacaksınız. İnan bana kızım. Telefon ettim. Bu akşamüstü geliyorlar almaya. Hazırlıklarınızı yapın. Yanınıza da bir şey almanıza gerek yok çocuklar. Orada her şeyinizi veriyorlar. Çok mutlu olacaksınız orada. Duydun mu beni? Ben şimdi gidiyorum. Onlarla birlikte gelirim. Hadi artık üzülmeyin. Her şey iyi olacak çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar içeride. Hı-hı. Buyurun, sizi bekliyorlar. Tamam. Aa, kapıyı da açık bırakmışlar. Fatma, kızım. Fatma. Bak geldiler kızım. Fatma. Neredesiniz kızım? Nerede bu çocuklar? Nereye giderler? Ah Fatma kızım, ah. Ne yaptın sen ya? Nerede bu çocuklar? Nereye giderler? Hep senin yüzünden. Abuk subuk laflar ettin. Çocukların aklını çeldin. Korkuttun çocukları. Ne olacak şimdi? Polise haber vermeliyiz. Tabii ya. Hemen haber vereyim. Tamam. Biz de ararız. Hoşça kal. Güle güle. Hadi gidelim. Ben size bakarım. Babam sizi bana emanet etti. Sizi bırakmam. Hiç bırakmam. Bizi kimse ayıramaz. Osman.
Polisten niye kaçıyoruz abla? Babam katil olduğu için mi? Ama babam hapiste. Niye abla? Bizi yakalarlarsa yuvaya götürecekler. Orada da bizi birbirimizden ayıracaklar. Acıktım. Bak kardeşim de acıkmış. Ne yiyeceğiz? Gel, oraya gidelim. Bu gece burada kalalım. Nasıl olur? Burada mı? Ama burası pis kokuyor. Başka çaremiz yok. Burası iyi. Şu kartonları köşeye getir. Gece uyanmaz inşallah. Sütü de bitti. Yarın süt alayım. Abla, bana da çikolata alacaksın değil mi? Alacağım. Söz mü? Merak etme. Yaşa sen abla. Peki paran var mı? Olmaz olur mu? İstediğimiz her şeyi alırız. Anneciğim bu altını bugünler için vermiş olmalı. Anlayacağın her şeyi alırız. Ben de annemin resmini aldım. Bak. Abla, annem bizi görüyor mu? Görüyor. Onu o kadar çok özledim ki. Şimdi yanımda olsa, ona sarılınca hiç üşümezdim. Annem sımsıcaktı. Ne yapacağız abla? Ben bakacağım size. Yarın sabah boldururum altını. Kendimize yiyecek alırız. Birçok şey alırız. Top da alalım. Alalım. Oyuncak da. Oyuncak da. Annem alırdı bana. Kardeşim,
Kardeşim benim. Hadi uyuyalım artık. Acaba hata mı ettim? Yuvaya gitsem miydik Osman? Ya bizi ayırırlarsa? Ben sessiz nasıl yaşarım? Annem de babam da sizi bana emanet etti. Yok. Bırakamam sizi. Asla. Asla. Bunlar da kim? Bebekleri de var. Sakın hırsız falan olmasınlar. Bebek ağlıyor. Hadi gidelim ya, boş verin. Hadi oğlum gidelim. Hadi gidelim, koş. Hadi. Allah'ım bana yardım et. Hiç param yok. Bir süt param olsaydı bari. Ne yapacağım ben Allah'ım? Osman. Sen burada dur, kardeşime bak. Tamam mı? Ben süt bulmaya gideceğim. Tamam abla. Merak etme sen. Kardeşim. Canım kardeşim. Ablam şimdi gelecek, sana süt getirecek. Ağlama kardeşim, ağlama. Şey mi alacaktın? Evet. Süt alacaktım da kardeşime. Tanesi 1,5 lira. Ama yanımda param yok. Verseniz de ben sonra getirsem parasını.
Hadi şuradan defol. Bıktım bu dilencilerden. Yüzsüze bak ya. Taşıyamıyorum. Kollarım tutuldu. Evim hemen şurada. Oraya kadar taşırsan sana 1 lira veririm. Anlaştık mı? Sadece 1 lira. Hadi. Salak salak niye bakıyorsun? Hadi. Taşımayacaksan başkasını bulurum. Taşırım, taşırım tabii. O zaman düş peşime. İşte burası. Hadi gel içeri kadar taşı. İşte geldik. Hadi gir içeri bırak. Gel. Gel şöyle koy oraya. Tamam. Al 1 liranı. Hadi şimdi güle güle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kardeşimin süt parası. Sen dur bakayım dur. Süt parası ne? Kardeşim var benim. 4 aylık daha. Ona ben bakıyorum da. Annen nerede? Öldü. Baban? Yalancı, yalancı. Pis yalancı. Sizleri bilmez miyim? Kendinizi acındırarak para yürütmeye çalışıyorsunuz siz. Derdiniz gücünüz para. Öyle değil mi? Merhamet dilencisisin sen.
Yalancı. Defol şuradan. Hadi defol git. Ne bu? Senin parana ihtiyacım yok. Ben yalan söylemem. Söylemem. Ay dur. Dur bakayım dur. Dur. Sakin ol. Bırakın beni. Bir yere gidemezsin. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Seni gözüm tuttu. Seni denedim. İyi birine benziyorsun. Evde bir yardımcı ihtiyacım oluyor. Arada sırada gelip bana yardım eder misin? Emeğinin karşılığını veririm. Al şu paranı. Al. Bak. Bu da avansın. Al kızım. Al. Yarın yine gel. Odaları temizlemekte bana yardım et. Hadi şimdi git. Başıma bırakın bakalım. Ben geldim. Bak, Ömer üst aldım. Ama uyanınca içer artık. Al, bu da senin. Teşekkür ederim abla. Abla, bunu da sen ye. Ben tokum. Ben de tokum o zaman. Peki, peki. Biliyor musun? İş buldum kendime. Para kazanacağım. Burada mı kalacağız hep? Babam bir gün ofisten çıkacak. Onun suçu yok çünkü. O katil değil. Bir gün gelecek. Ne zaman? O gelene kadar size ben bakacağım. Poşetlerinizi taşıdım. Seni tanımıyorum. Gel bakayım buraya.
Geç içeri de bana yardım et. Geç geç. Merak etme. Paranı veririm sonra. Bu koltukların yerini değiştireceğiz. Sonra bu masayı da o tarafa alacağız. Beni hatırladınız mı? Yo. Sen kimsin? Fatma. İyi. Benim adım da Belgin. Hadi yapalım işleri. Hadi. Dedim sana. Aferin. Çok işe yaradın. Senin adın neydi? Fatma. Ya. Benim adım da Belgin. Biliyorum. Hı? Nereden biliyorsun? Söylediniz ya. Söyledim mi? Ha. Aklım bazen gidip geliyor da. Son senelerde oldu. Bazen hatırlıyorum, bazen hatırlayamıyorum. Bunadım biliyor musun? Ben bunadım. Beni bunattılar. Bunattılar, bunattılar. Bak, işte bunlar. Bunlar yüzünden. Kim? Biliyor musun bunlar? Bu oğlum. Bu gelinim. Bunlar da torunlarım. Hiç gelmediler. Yurt dışında kalıyorlar. Bir kere bile gelmediler. Sadece bu fotoğrafı gönderdiler. Hiçbirine sarılamadım. Gelmesinler. Ben istemiyorum zaten. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum onlardan. Onlar benim torunum falan değil. Ben bir zamanlar tiyatro sanatçısıydım. Biliyor musun? Sahneye çıktım mı? Salon alkıştan kırılırdı. Herkes beni alkışlardı. Lady Macbeth oynadım ben. Reza Manu'yu oynadım. Oyunculuğum en seçkin mekanlarda konuşulurdu. Bir taneydim ben. Bir tane. Her rolün üstesinden gelirdim. Şimdi yine bir taneyim. Ama alkışlar yok. Yok. Yok işte. Kimse beni hatırlamıyor. Bu ne kadar zor biliyor musun? Alkışlarla yaşayan birinin birden böyle boşluğa düşmesi, insan kafayı yiyor. Gerçek hayatta rolden role giriyor ama kendi rolünü bulamıyor. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musun? Ne kadar zor. Hadi git şimdi. Git dedim sana. Git. Defol. Defol. Hadi git. Defol! Defol! Hey sen! Yine gel tamam mı? (Gülüyor)
oldu? Abla. Korktun mu? Çok korktum. Tamam, korkma. Evimize gidelim abla. Babam gelsin artık. Ömer ağladı mı? Ağlamadı. Canım kardeşim benim. Canım kardeşim. Canım. Osman. Çok üşüyorum abla. Üşüyorum. Üşüyorum. Ömer de üşüyor. Tabii ya. Bundan sonra üşümeyeceksiniz. Hadi kalk gidiyoruz. Dilenciye verecek param yok. Belgin teyze benim, ben Fatma. Sen kimsin? Bugün sizdeydim, hatırlamadınız mı? Hatırlamadım. Hadi. Osman, bir bilsen. Düzenlemiştik. Öyle mi? Beni kandıramazsınız. Defolun şuradan. Dur bakayım dur. O kucağındaki ne? Bebek. Getir bakayım. Ay, hiç sevmem bebekleri. Eviniz nerede sizin? Yok. Yok mu? Niye ağlıyor bu? Aç olmalı. Getir. Getir içeri de karnını doyuralım. Getir. Ne bakıyorsunuz öyle? Hadi girin. Ama sabah gideceksiniz. Hadi girin. Bitti mi? Sana söylüyorum. Bitti tamam.
Ay ne pis şey bu. Ne güzel de uyuyor. Bir de şirin maskara. Senin adın ne? Fatma. Benim de Belgin. Eskiden ünlü bir tiyatro sanatçısıydım. Benim de iki torunum var. Ama sadece fotoğrafları var bende. Seneler oldu gelmediler yurt dışından. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Yok bilmiyorum. Seni bir yerden hatırlıyor muyum? Yok canım. Nereden hatırlayacağım? Bana her şeyi anlat şimdi. Kimden kaçıyorsunuz? Hadi! Konuş! Anneniz kim sizin? Konuş! Anneniz kim sizin? Öldü. Babanız nerede peki? Hapishanede. Demek hapishanede. Öyle mi? Peki neden? Babamı katlediyorlar ama katil değil. Şimdi anlaşıldı her şey. Evet. Demek siz katilin çocuklarısınız. Şimdi polisi arayacağım. Sizi onlara teslim edeceğim. Kim bilir ne hırsızlıklar yaptınız. Yoksa her şeyimi aşırmış olmayasınız. Ne aldıysanız çabuk söyleyin bana. Çabuk söyleyin. Teyze. Çabuk bana ilaçlarımı getir kızım. Teyze. İyi misin? İyi misin teyze? Teyze iyi misin? Teyze. Buyurun. İlaçları ihmal edince bazen böyle oluyor yavrum. Sen... O kızsın. Fatma'sın. Bana evimde yardım eden kız. Poşetimi taşıyan. Öyle değil mi yavrum? Fatma. Hatırladım bak. Hatırladım. Belgin teyze. Oman nerede? Norveç'te. Bu odayı da torunlarıma hazırlamıştım. Bir gün gelirlerse kalırlar diye. Ya. Peki telefonları var mı? Var ya. Resimlerin arkasında yazıyordu. Thank you.
Polisten niye kaçıyorsun? Evet. Yuvaya alacaklar kardeşlerimi. Yuvaya girince birbirimizden ayrılacağız. Sen de ayrılmamak için kaçıyorsun, öyle mi? Aferin, cesaretli çocuksun. Babam onları bana emanet etti. Artık yuvaya gerek kalmadı. Sizin yuvanız benim evim. Öyle değil mi? Babanız hapishaneden çıkana kadar benimle kalabilirsiniz. Sağ olun. Bu dediklerimi yarın unutmazsam tabii. Aa, bu yabancı plakalı araba da kimin? Allah Allah. Hadi anne kalk gidelim ya, sıkıldım ben, hadi hadi gidelim. Tamam hadi. Kızım gideceğiz, biraz sabret. Anne. Oğlum. Gelinim. Torunlarım. Geldiniz. Nihayet geldiniz. Sizi o kadar çok bekledim ki. Anneciğim nasılsın? Yavrum. Oğlum. Seni görmeye güzel geldim. Kızım benim. Anneciğim. Canım. Anam, İpek, torunlarım, canlarım, sizi o kadar özledim ki. Biz de özledik. Evet, özledik. Bunlar kim? Bunlar kim anne? Kim anne bunlar? Söylesene anne. Bilmem. Dilenci olmalı. Hadi çıkın buradan. Hadi. Hadi çıkın. Defolun. Defolun. İyi ama anne, dilencinin evde işi ne? Üstelik bebek de var. Kim olduklarını bilmiyor musun gerçekten? Ay. Ne oldu anne? Ay. Şimdi hatırladım. Onlar benim arkadaşlarım. Fatma! Allah Allah. Ne oluyor hayatım? Fatma! Fatma! Kızım! Fatma! Gitmişler. İyi ama nereye gidecekler? Bizi arayan kimdi? Nasıl? Kim aradı size? Bilmem, bir kız aradı. Anneniz hasta dedi. Bize yalvardı. Gelin dedi. O kadar etkili konuştu ki. Biz de Banu ile düşündük taşındık. Seni görmeye geldik. O beni düşündü. Ben onu kovdum. Kovdum. Sen beni yavrularıma kavuşturdun. Dilerim sen de babana kavuşursun. Kavuşursun yavrum.
ediyoruz. Sizi daha fazla süründüremem. Gidiyoruz. Nereye? Yuvaya. Osman'ım, ablanı affet. Size sahip çıkamadım. Size bakamadım. Abla. Hadi girelim. Ah, çocuklar, sonunda geldiniz. Doğrusu sizi çok merak ettik. Ver bebeği bana yavrum. Aferin. Hadi içeri geçelim. Geçin çocuklar. Geldiler efendim. Onlar. Ha, şu kaçaklar. Gelin bakalım. Gelin. Her yerde sizi aradık. Neredeydiniz Allah aşkına? Kızım, nasıl yaparsın bunu? Ya kardeşlerine bir şey olsaydı? Bizi ayırmayın müdür amca. Kim söyledi ayıracağımızı? Ah bu dedikodular, ön yargılar. Devletin yuvalarını adeta hapishane gibi gösteren o cahiller. Kızım, burası sizin eviniz. Biz sizler için varız. Sizler sokakta kalmayasınız diye bizi çok korkuttunuz. Sizi buraya almak isterdik. Aramızda olmanızı çok isterdik. Ama maalesef alamıyoruz. Evet öyle. Almamız mümkün değil. Ama efendim, kardeşlerim, evimiz yok. Onlara bakamıyorum. Ne olur, beni almayın ama onları alın. Bakın onlara. Yalvarırım amca. Olmaz. Çünkü babanız sizi daha çok istiyor. Baba? Baba! Oğlum! Babacığım! Kızım! Babanızın susuzluğu ortaya çıktı. Hapishaneden de 2 gün önce çıktı. Babam! O günden beri sizi arıyoruz. Babacığım! Ömer'im! Ayrıca babanıza bir de iş bulduk. Sigortalı bir iş. Yuvamızda bir müstahdeme ihtiyaç vardı. Bize teklif ettik. Kabul etti. Yani yuvamızda da kalabilirsiniz. Ayrı bir evde de. Babacığım. Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.